Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de Allah'a şükür iyiyiz. Bugün zeytin güvesinin meyve nesline karşı bir ilaçlama yapacağız. Meyve neslinde özellikle zeytin güvesinin deltametrin grubu ilaçlar kullanıyoruz. Bu çiçek neslinden önce yaprak nesline de uygulanabilecek özellikle bir ilaçtır. İlaçların marka isimlerini vermiyoruz, yani uygun olmuyor. Gübre isimlerini vermiyoruz. Ben bugün deltametrin grubu bir ilaçla zeytinin meyve nesline karşı, zeytin güvesinin meyve nesline karşı deltametrin grubu bir ilaçla deniz yosunu ve bir yaprak gübresi, sıvı yaprak gübresini karıştırıp atacağım. Ve bu üçüncü grup diyorum, pardon. Şuraya koyayım şunları. Şu markayı görmeyin. İlacımızın biri bu, gübremiz bu. Deniz yosunu karıştıracağım birazdan. Ve tankerimizde ilacımızı atacağız. Arkadaşlar, zeytinle ilgili küçük bir iki bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz çoğunuz, ya benim çok güzel çiçeğim tuttu ama bir türlü meyveye dönüşmedi. Çok çiçeğim var ama olmadı, meyve olmadı diyenler olabiliyor. Onlara sadece şunu söyleyebilirim. Zeytininiz ne kadar çiçek tutarsa tutsun, ancak o çiçeğin %1-2 oranında meyve vereceğini unutmayın. Yani ne yaparsanız yapın. En kral gübreleri de uygulasanız, en güzel ilaçları da uygulasanız %1-2 bir meyve tutumu bir başarıdır. Bu bizim için yeterlidir. Daha önce söylediğim gibi bir insan 3 çocuk kapasitesi varsa siz bunu ne kadar zorlarsanız zorlayın ancak 3 çocuğa bakabilir. Diğeri hastalıklı olur, sıkıntılı olur, dökülür, mökülür. Şimdi şöyle size meyve daha önce çiçek öncesi dönemde size göstermiştim. Meyveleri göstermek istiyorum. Şuraya biraz yakın tutalım. Gördüğünüz gibi meyveler bu bölgelerde oluyor. Şöyle. Bu benim için yeterli arkadaşlar. Bir sürgün üzerinde şöyle baktığınızda daha önceden kırılmış bir dal. Şöyle baktığınızda yakından görüyorsunuz şöyle. Bunlar benim için yeterli. Şimdi bu bir meyve ve saçma tanesi büyüklüğüne gelmiş. Artık diyor ki benim ilacımı atın. Yani benim zeytin güvesi ilacımı atın diyor. Şimdi böyle yardığımızı içerisini şöyle yaralım. Yardığımızda şöyle. Gördüğünüz gibi bunun içi gayet sağlıklı. Yani normalde meyve neslinde, yani zeytin güvesinin meyve neslinde bu zeytin tanesinin içerisinde galeriler oluşur. Zeytin güvesi bunun içine yerleşir. Bu zeytin dökülmesine, cansız kalmasına, büyüyememesine sebep olur. Biz tedbir amaçlı yine ilacımızı atacağız. Deltametrin grubu bir ilaçla yine bir yaprak gübresini karıştırıp, deniz yosununu karıştırıp son bir uygulamaya atacağız. Şimdi biz normalde kimyasal ilaçları işte mecburen vermek durumunda kalıyoruz. Onun da sebebi, yani normal doğal ilaçlar var. Gülleci bulamacı biliyorsunuz, kükürtle işte kireci karıştırıp yaptığımız. Bunlar da çok etkili, güzel ilaçlar. Fakat meyve neslinde gülleci bulamacı etkili değil. Özellikle meyve neslinde mutlaka maalesef bir kimyasal ilaca değiyoruz. Şimdi birazdan bu ilacımızı atacağız. Şöyle baktığınızda diplerinde çiçeklerin dökülmesini görüyorsunuz. Aslında gayet güzel çiçek tutmuştu ama bu da benim için yeterli. Şöyle yakından baktığınızda bu da gayet güzel. Normalde biliyorsunuz zeytinler rüzgarla daha çok döllenme yapar. Tozlayıcısı asıl rüzgardır. Ama yalnızca rüzgar değildir. Arılar da bir takipçimiz sormuş, yani ben hiç arı görmüyorum bahçemde, hani tozlayıcısı arı olabilir mi falan diye. Biraz da işte bu bizlerden kaynaklanıyor. Yani çok fazla kimyasal ilaç atıldığında arılar biliyorsunuz gelmez. O yüzden arı göremiyorsunuzdur büyük ihtimal. Onun için kimyasal gübreden, kimyasaldan mümkün mertebe uzak duracağız. Ama çaresiz kaldığımız noktalarda mecburen uygulayacağız. O maalesef diğer türlü başka seçeneğimiz kalmıyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yani biz neyi öğrendik? Bir, zeytin güvesinin yaprak neslinde, çiçek neslinde ve meyve neslinde 3 uygulamasının olduğunu. Fakat çiçek neslinde ben kendim tercihen ilaç uygulamadığımı bahsettim.
Sadece meyve neslinde mecburen uygulamak zorundayım. Meyve mecbur tutulmuş bir miktar. Tabi bunu da dökmek istemiyorum açıkçası. Umarım bir dahaki videoda daha yeni bilgilerle sizlerle tekrar görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.